halk ve kuvvet ilişkisinde özellikle Bediüzzaman böyle bir Cihan Harbi üzerine başlayan bu belki gerçek hayalinde bir karşılaştırma yapıyor. Burada hak ve kuvvet arasındaki ilişkiyi siz nasıl görüyorsunuz sevgili hocam? Oradan başlayalım mı? Şimdi bu konuyu daha önceleri de çok konuştuk. Sizin de buyurduğunuz gibi bu mesele medeniyet meselesi. Bu konuya bakarken önce medeniyetin mesnetlerine bakmak lazım. Yani İslam medeniyeti nereye dayanıyor? İslam medeniyeti neyi öne çıkarmaya çalışıyor? Bunu ayetler üzerinden baktığımız zaman daha rahat anlayabiliriz. Önce şunu söylemek gerekir. Şimdi Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki insana bakışı özetleyecek olursak, önce şu medeniyetlerde insana bakış çok önemli. Çünkü medeniyet tüm unsurlarıyla insanı öne çıkarıyor ve insana bir anlam yüklüyor. Zaten yüklediği o anlam çerçevesinde medeniyet oluyor. Şimdi Müslümanlığın, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'in insanı tanımlamasına baktığımız zaman müthiş bir ufuk veriyor. Kutsal bir anlam yüklüyor insana. Mesela bunu Tin suresi üzerinden baktığımız zaman لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Bakın لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanı, insan ismi alan canlıyı ahsen-i takvimde yaratmış. Bu ahsen-i takvimin tanımı bile yok şu anda. Yani elbette bir şeyler söylemişler, ahsen-i takvim şudur budur demişler ama gerçekten baktığım kadarıyla yani takvim kıvamdan geliyor veyahut da kıyamdan geliyor. Buradan şunu anlayabiliriz bu kelimenin köküne bakarak. İnsanı yüceltmiştir Cenab-ı Hak. Yüklemiş olduğu temel özelliklerle, bakın burada milliyet önemli değil, renk önemli değil, coğrafya önemli değil. Mutlak manada insanı aldığımızda لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. En yüce kıvamda, konumda inşa etmiştir insanı Cenab-ı Hak. Eğer insan o değerlerini korumamışsa, koruyamamışsa aşağı düşmüştür. Şimdi bakın, bu bir medeniyet mesnedidir Müslümanlar için. İnsanı tanımlama ve insanı konumlandırma. Şimdi Batı medeniyetine bakalım. İsterseniz, yani ben teolojik tartışmalar tarafına girmek istemiyorum. Ama şöyle baktığımız zaman Batı medeniyetinde insanın kökenini araştırırken bugünkü hakim olan genel kanaat şu: insan hayvandan oluşmuştur ve dönüşmüştür diyor. Peki insanı maymunlaştıran bir medeniyet anlayışı ile insanı yücelten ve hem de yücelikte sınır tanımayan bir medeniyet algısı eşit olur mu? Bakın bu çok önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinde de bunlara işaret edebilirim. Mesela Asr suresi, yine bu bir medeniyet inşa etme konusunda ki konuşacağımız konularla da ilgili. İnnel insane lefî husrin illellezîne âmenû, iman meselesi. Ve amilus salihati, salihat meselesi. Ve tevâsav bil hak, hakkın yüceltilmesi, yaygınlaştırılması, sabrın yüceltilmesi ve yaygınlaştırılması meselesi. Bunların hepsi medeniyetin unsurları. Davranış, salihat, davranışları belli salihat ölçülerine göre yapma. Bu hiçbir medeniyette yok, bildiğimiz kadarıyla.
ve dolayısıyla Batı'nın bugün içinde bulunduğumuz ve dünyaya egemen olan Batı medeniyetinin insan algısının temeli efendim insan hayvandan dönüşmüştür diyor. Ve bu hala Avrupa'da da Amerika'da da efendim istisnaları olmakla beraber yaygın olarak savunuluyor ve anlatılıyor. Ve dolayısıyla buradan baktığımızda insanın efendim hayvan olarak tanımlanmasıyla insanın hayvanların üstünde çok yüce bir donanıma ve mekana sahip olarak tanımlayan Kur'an arasında elbette ki en önemli fark buradan kaynaklanmaktadır. Burada yatıyor. Dolayısıyla bu medeniyet algılarının birinde hakka bedel ne vardır? Kuvvet vardır. Kim kuvvetliyse o haklıdır. Dolayısıyla o gücüyle, kuvvetiyle herkesi ezip geçiyor. İslam dünyasında böyle bir şey var mı? Hatalarımız bizim de olmuştur. İslam dünyasında da tarihte bazı hatalar olmuştur ama uygulamada en azından öyle konuşmak lazım. Ama Batı medeniyetinin felsefesi insanı maymunlaştırıyor. İslam medeniyetinin temeli, tanımı, anlayışı insanı yüceltiyor. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنَ تَقْوِيمٍ En üst kıvama taşıyor. Dolayısıyla medeniyetlerin tanımlanması meselesinde insan algısı çok önemli. İnsanı nereye oturtuyorlar? Nereye yerleştiriyorlar? Ve ondan ne bekliyorlar? Ne diyor Asır suresi? وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ İman, salih amel. Salih ameli biz daha çok, ben o taraf o görüşte değilim, daha çok ibadet ve taat olarak algılıyorlar. Bu eksik bir anlamadır. Salih amel hem uhrevi hem dünyevi tüm eylemlerdir. Sadece ibadet ve taat değil. Yani başka bir ifadesiyle bir Müslümanın ibadet ve taat olmayan hangi davranışı var? Veya başka bir tanımla da böyle bakmak lazım. Müslümanın dünya ve ahiret efendim eylemi diye bir ayrım yapılamaz. Tüm dünyevi işlerimiz uhrevi, tüm uhrevi işlerimiz de dünyevidir. Evet. Can boğazdan çıktıktan sonra, mezara girdikten sonra bizim dünya ile ilgili bir eylemimiz, bir işimiz yok ki. Evet. Orada noktayı koyuyoruz. Dolayısıyla evet, şunu demek mümkün, İslam'da yani amel açısından, amellerin değeri açısından bu dünyevidir, bu uhrevidir. Öyleyse dünyaya az önem verelim, uhrevi olan amele daha çok değer verelim diye bir ayrım yapmak evet, Müslümanlığı çökertmektir. Ve bugünkü temel sıkıntılarımızın başına da bu geliyor. Demin de başladığınız noktayı aslında buraya bağlamak isterseniz, bu beş menfi unsur üzerinde karşımıza çıkan bu çatışmalar, bireysel belki menfaat beklentileri, toplumsal dengelerin bozulması, milletler boyutunda işte unsuriyetin, belki orada ırkçılık noktasına giden büyük çatışmaların ortaya çıkması ve son olarak da bu menfaatin sefaate dönüşmesiyle karşımıza çıkan acı bir durum var. Bunu bir 5 dakika içerisinde nasıl toparlamak istersiniz sevgili hocam? Şimdi sevgili kardeşim, bu meseleler çok derin. Şimdi biraz önce bu konular medeniyetin mesnetleri. Yani karşı medeniyetin mesnetleri ve evet, bizim İslam toplumunun, İslam medeniyetinin mesnetleri. Şimdi evet, biraz önce Ahsen-i Takvim meselesini anlatırken o ilk Tin suresindeki ilgili ayette bir kavram geçiyor. Belde-i emin veya beledül emin. Ya böyle bir İslam dünyasında böyle bir şehir gösterebilir misiniz şimdi? Evet. Ama İslam dünyasında tarihte bunlar olmuş. Tarihte bunlar olmuş. Şimdi tersinden baktığımızda
Batı dünyasında işte arkadaşımız Cemil Hoca orada Avrupa'daki güven meselesi, şehirlerin güvenliği, efendim otoyolların güvenliği, ormanların güvenliği, toplumun güvenliği gibi meselelere baktığımız zaman Avrupa veya en azından Avrupa derken hepsini kastetmek biraz cesaret işi olur ama mesela Almanya'da güvenlik meselesi çok önemlidir ve üst seviyededir. Yani ülkenin bir başından bir başına bir bayan gece gündüz rahatlıkla gidip gelebilir. Türkiye'de bunlar mümkün mü? Bırakalım Türkiye'yi. Bu belde-i emin üzerine biz niye yazmıyoruz? Yani ahsen-i takvimdeki insanın yaşadığı mekan, medeniyet mekanı belde-i emindir. Peki belde-i emin İslam açısından nedir? Kur'an-ı Kerim Mekke olarak tanımlıyor. Şimdi ben Mekke'yi görmüş, hac esnasında görmüş bir insan olarak bunu maalesef üzülerek söyleyeceğim. Beytullah'ın hareminde bile istenilen emniyet yok. İnsanlar servetlerini, mallarını vesairelerini orada efendim titiz bir şekilde korumak zorunda kalıyorlar. Ya Allah için bizim medeniyetimizin efendim insan davranışları nedir? Bırakalım biz efendim Avrupa'nın medeniyetini, Hristiyanlık dünyasının inşa etmiş olduğu efendim canavar medeniyeti bırakalım. Mehmet Akif'in Allah rahmet etsin. Onun da vefat yıl dönümünü yaşıyoruz bugünlerde. Nur içinde yatsın. Tek dişi kalmış canavar olarak Batı medeniyetini tanımlıyor ki öyledir. Belki o tek diş bile şu anda sökülmüştür artık. Dişi bile kalmamıştır o medeniyetin. Ya Allah için ya biz nasıl bir medeniyet? Nasıl Müslümanlıktan bahsediyoruz? Nasıl Müslümanlıktan bahsediyoruz? Ve o Müslümanlığın egemen olduğu ev nasıl bir evdir? Sokak nasıl bir sokaktır? Mahalle nasıl bir mahalledir? Şehir nasıl bir şehirdir? Ülke nasıl bir ülkedir? Var mı dünyada böyle bunun bir örneği? Bugün diyorum. Dünü söylemiyorum. Elbette ki tarihimizde Müslümanlar çok güzel şehirler inşa etmişler. Çok güzel sosyolojik toplumlar inşa etmişler. Onları tarih yazıyor. Ama benim derdim benimle ilgili bugün. Ya bakın şöyle bir insanların ilişkilerine bakın. Kardeşlerin ilişkilerine bakın. Aynı çizgi üzerinden yürüyen insanların birbirleriyle olan ilişkilerine bakın. Maalesef hayatımıza egemen olan Batı'nın bize sunmuş olduğu bilerek veya bilmeyerek kasıtlı veya kasıtsız efendim maalesef medeniyet algıları, ilgileri bizi esir almış durumda. Evet. Şeyin hocam o zaman Türkiye'ye hak, hukuk, adalet öğreten kurumlar nerede? Avrupa'da. Ya Kur'an-ı Kerim varken, muhteşem bir tarih varken Avrupa kapısında adalet aramak yakışıyor mu bize? Hristiyanlardan efendim adalet beklemek bizim tarihimize yakışıyor mu? Bize yakışıyor mu? Mümine yakışıyor mu? Bakın bunlar medeniyetin unsurları. O zaman ne yapacağız? Tekrar belde-i emin nasıldır? Efendim belde-i beyt ev. Bizim evimizin güvenliği nasıldır? Ondan sonra belde-i su nasıldır? Efendim belde-i şehir nasıldır? Bunların hepsini efendim tekrar kavramlaştırarak, analiz ederek güvenlik üzerine yepyeni Kur'an kaynaklı bir medeniyet inşa etmek mecburiyetindeyiz. Evet. Yoksa biz Batı'nın ürettiği sefahat içerisinde dağılıp yok olup gideceğiz.